Yine sokaklar ıssız, sakin. Ve her zaman alışık olduğumuz o 1 Mayıs tartışmaları da yok, kutlamaları da yok. Nihayetinde geçtiğimiz günlerde yine 23 Nisan Çocuklu Egemenlik Bayramı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne rastlamasına rağmen üstelik iptal olmuştu. İşte bu tip sokağa çıkma kısıtlamaları bir şekilde koronavirüsünün yayılmasına engel oluyor. Ve Türkiye'de ciddi anlamda bu konuda başarı sahibi olduğunu söylemek gerekir. Tabii verilere bakarak konuşuyoruz. Şimdi veriler deyince dünyadaki veriler anormal şekilde yani artmaya devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Hollywood filmlerine dönen bir senaryonun adeta görüntülerine şahit oluyormuşuz gibi. Birçok Hollywood yapımı filmde bu tip virüs salgınlarının konusu işlenmişti. Konu olmuştu filmlere. Yani aynı öyle bir kabusu Amerika yaşıyor. Tabii yaşarken de hani belki gündemin bir tık ilerisi gibi olacak ama işte bu panik havası yani bir yerde yavaş yavaş durulmaya başladığı zaman işte gündemde şu anda pandemiyle ilgili yani bir şekilde veriler hep tartışılıyor ve koronavirüsünün COVID-19 yani öyle deniliyor virüsünün yapı taşları adeta mercek altında ki yani virüsün çok farklı bir virüs olduğunu ve laboratuvar ortamında meydana geldiğini ifade eden kesimler de var ve bunu da ciddi bir şekilde sürdürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri yani bundan önce Çin'i suçlayarak Dünya Sağlık Örgütü'nü ciddi anlamda eleştirmişti. İşte gelinen noktada virüsün çıkış yeri olan Çin sorgulanıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden konuya ilişkinin çok çarpıcı bir açıklama geldi. Sadece Dünya Sağlık Örgütü değil, yani bilim dünyası da adeta ikiye ayrılmış durumda. Yani virüsün laboratuvar ortamında üretilip üretilmediğine ilişkin olarak ciddi yani çelişkili ifadeler, tespitler var. Tabii yani bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üst perde bakanlık düzeyinde de yine Çin odaklı bir açıklama gelmişti. Yani dikkat çekici. Açıklamada altı çizilen yani ana konu virüsün başladığı o günlerde gerçek verilerin saklandığına dairdi. Sınırlarımız dışında olup bitenler yani bir şekilde süreç içerisinde bunlar da aydınlığa kavuşacak ama yani nihayetinde bugün yaşadıklarımız da unutulacak gibi değil. İşte Mersin sokaklarını geziyoruz. Yani bu sessizliğe, bu sakinliğe İşte şahit olan birisi olarak tabii çocukluk anılarımızın da tam geçtiği bu noktalar. Özellikle çarşı merkezinde her insanın bir anısı vardır. Yani ciddi anlamda bir burukluk
bir hüzün tabii ki ortaya çıkıyor. Bu arada Mersin'i de yani gezerken biraz farklı görmeye de başlıyor insan. Yani değişimler çok çabuk fark ediliyor. Yani o insan yoğunluğu içerisinde, o koşuşma trafiğinde yani fark edemediğin çok önemli şeylerin de olduğunu yani bu sessizlik ve işte bu sakinlik ortamında çok rahat görebiliyorsunuz. İşte Mersin İl Ticaret Sanayi Odası. Yani Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Yani gerçek anlamda Mersin kent estetiğine katkı yapmak üzere dev bir hizmet ortaya koydu. Yıllardır artık maalesef eskimişliğinden dolayı dökülen taşlar, sualar yani Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın hizmet binasından önünden geçenlere bir tehdit ve tehlike oluştururken işte bundan kısa bir süre önce Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bir hamle başlattı ve dış cephesini yeniledi. Çok da iyi yaptı. Kentin yani tarihine yakışır, o tarihsel duruşuna çok uygun bir çalışma ortaya kondu. Yani belki bugün koronavirüsü bu kadar çok gündemde olmasaydı, bu bir örnek çalışma olarak ki sanatsal bir mutlaka değeri de var, çok tartışılıp ve takdir edilecekti. Tabii Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan göreve geldiği günden bu yana çok farklı bir başkanlık portresi ortaya koyuyor. Halkla ilişkiler noktasında bundan önceki başkanlara göre çok çok farklılıkları var. Ve tabii ki yani oturduğun koltuğun hakkını verme noktasında da yani Kızıltan'ı takdir etmek lazım. Yani sosyal hayatın içerisinde çok ciddi güzel şeyler yapıyor. Tebrik ediyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde yanına gidip yani en azından gündeme ilişkin ve tabii ki bu Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın hizmet binasının yenilenmesine ilişkin bir söyleşi yaparız diyorum. Ya işte biraz önce de geçtik. Issız sessiz sokaklar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünden ve önünde bir araç tabii ki dikkatimi çekti. Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz işte bu tip günlerde bir kriz masası oluşturuyor. İşte bu bağlamda aracın da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bahat Seçer'e ait olduğunu ve şu anda da çalışmaların başında bulunduğunu ifade edildi. İşte başından beri ifade ediyoruz. Gerçekten Mersin, Türkiye ya bu pandemi krizini çok güzel yönetiyor. Biraz önce buraya gelirken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in makamında olduğunu gözlemledik. Tam da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu bir gündeyiz. Gelinen nokta siz de kriz masasını ve tabii ki yardımları burada takip ediyorsunuz. Konu ilişkin olarak değerlendirmenizi alabilir miyiz efendim? Yani sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen başkanımız bütün birimlerin vatandaşın mağduriyetini önlemek için yönlendirme açısından sürekli yine belediyede bulunuyor kendisi. Bütün daire başkanlarına bu sıkıntılı dönemde vatandaşa aksatmadan her türlü hizmetin götürülmesiyle ilgili son derece ciddi talimatları var. Bütün dairelerde özellikle bu pandemi döneminde kendi üstlerine düşen görevleri yerine getiriyorlar. Biz de tatil olmasına, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen
biz de işte burada kriz merkezi var. Kriz merkezine geliyoruz. Arkadaşlar yanında oluyoruz. Kriz merkezine gelen vatandaşların problemlerini burada değerlendiriyorlar. Onları takip ediyoruz. Onlar da ilgili arkadaşlar ilgili dairelere aktarıyorlar. Az önce gördüğünüz gibi işte özellikle çocuk mamalarıyla ilgili, çocuk bezleriyle ilgili bu dönemde mağduriyet yaşayan ailelere hemen intikal ettirmesiyle ilgili çok yoğun bir çalışma içindeler. Gönüllü arkadaşlar var, belediye çalışanları var, dairelerin ilgili çalışanları var. Herkes bu dönem bir bütün olarak bir güç birliği içinde vatandaşın mağduriyetini en aza indirmek için var gücüyle çalışıyor. Burada başkanımızın bu konuda kesin talimatları var. Bu konuda hiçbir aksaklığa meydan verilmemesini istiyor. Her dairede burada kendi ölçeğinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte gördüğünüz gibi bugün sokağa çıkma yasağı var. Vatandaşlar evlerinde ama bu vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için her türlü önlemi almaya çaba harcıyoruz, çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar örnek teşkil edecek nitelikte. Nazar değmesin diyelim. Hani bir adım daha ileriye, bir adım daha ileriye, daha da güzeli, daha da iyisi. Yani mücadelede pes etmek yok. Bütün bireyler aynı kararlılıkla. Yani bunun devamı gerekiyor. Nereye bunun sonunun varacağını bugün itibariyle ifade etmek bence pek doğru bir şey değil. Uzun soluklu bir mücadele de olabilir. Veyahut da işte Sayın Cumhurbaşkanı her zaman dediği gibi bayramda beraber çifte bayramda kutlayabiliriz. Evet. Siz evde kalın. Mersin sokaklarının gündemini size taşımaya ben devam edeyim.